Herkese merhaba, iyi haftalar. Öncelikle bu bütün dünyayı kasıp kavuran seçim dalgasıyla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde merkez sağ adayı belli oldu. Eski başbakanlardan François Fillon, Alain Juppé'yi geride bırakarak yüksek ihtimalle 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen'in rakibi olacak. Buradaki bir netleşme bu şekilde. İtalya'da önümüzdeki hafta sonu 4 Aralık'ta anayasa referandumu var ve aynı zamanda da yine aynı gün Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşecek. Avusturya'da aşırı sağcı aday anketlere göre önde görünüyor. İtalya tarafında ise anayasa referandumu öncesinde hayır tarafı evet tarafına göre biraz daha önde. Daha önce İtalya Başbakanı Matteo Renzi eğer referandumdan hayır çıkarsa istifa edebileceğini söylemişti. Bu yönde bir sonuç çıkması halinde Renzi'nin istifa etmesi, İtalya'da hükümet krizi meydana gelmesi, erken seçimlerin anons edilmesi gibi sonuçlar doğurabilir. Şu anda genel itibariyle baktığımızda İtalyan varlıklarına 10 yıllık tahvillerin getirisi %2 seviyesi üzerinde, %2.08'de. Tabii bir miktar düzeltme meydana gelmiş olsa da genel eğilimi itibariyle faizlerde yukarı gitme eğilimi devam ediyor. İspanya 10 yıllıkları 1.5'un üzerinde, Portekiz 10 yıllıkları da 3.5'un üzerinde getiri sunuyorlar şu anda. Yani şu anki tahvil piyasasında hareketleri bir düzeltme olarak ele almak lazım. Faizlerdeki eğilim halen yukarı yönlü olarak görünüyor. Dolar endeksi grafiğine baktığımızda dolar endeksinin haftaya düşüşle girdiğini görmekteyiz. Şu anda 100.85 seviyesinde. Bunu da yine bir miktar düzeltme olarak algılamak lazım. Amerika'da 3 eyalette oylar yeniden sayılıyor. Trump'ın az farkla kazandığı Wisconsin'de, Michigan'da ve Pennsylvania'da. Ancak bu yeniden seçimlerin sonuçları değiştirmesi beklenmiyor. Yani bir ihtimal bugünkü düzeltme hareketi bir bahane olabilir. Ancak çok da fazla şey beklememek lazım. Eğilimin değişmesini beklememek lazım. Bu hafta önemli veriler var Amerika tarafından. Üçüncü çeyrek büyüme revizyonu, ISM verisi, tarım dışı istihdam verisi ve PCE verileri. Bu dört majör veri de bu hafta içerisinde açıklanacak. Ve açıkçası genel trendin, genel olumlu trendin içinde gelmesini bekliyoruz bu verilerin. Sonrasında da 14 Aralık'taki toplantıda da Fed'in faiz arttırmasını bekliyoruz. Haftaya gelişen ülke para birimlerinin girişi bu şekilde dolara karşı bir miktar değer kazanarak girmiş durumdalar. Güney Afrika randı 0.88 yukarıda, Türk lirası 0.83 yukarıda. Yine 0.70 civarında değer kazanan Romanya, Güney Kore, Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti bunları takip ediyor. Dolar TL'nin seviyesi 3.42'lerde. Şu anda bir miktar kar realizasyonu gelmiş durumda. Emsal para birimlerindeki hareketlere paralel olarak ancak tabii ki genel eğilimin Türk finansal varlıkları üzerinde baskı şeklinde olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla dolar TL'de bu haftaki gelişmeler çerçevesinde yine yukarı yönlü ataklar görmemiz mümkün olabilir. İçerideki fiyatlamalara baktığımızda şu anda faiz tarafında 2 yıllık gösterge tahvil faizi 10.89'da %11 direncine çok yakın. 10 yıllık tahvil faizi de %11.29'da. Yakın vadeli faizlerin uzun vadeli faizlere göre biraz daha hızlı yukarı gittiğini gözlemlemekteyiz. Bu iyi bir fiyatlama eğilimi değil. Aynı durum Eurobond faizleri için de geçerli. Cuma günkü hareketlerde 2 yıllık Eurobond faizi 3.47'ye gelirken 10 yıllık Eurobond faizinin çok hafif 5.87'ye doğru çekildiğini
gördük. Tabii kısa vadeli faizlerle uzun vadeli faizlerin arasındaki gap'in kapanıyor olması içeride iyi bir fiyatlama eğilimini işaret etmemekte. Yield curve'ün görünümünü biraz bozmakta. Dolayısıyla biz dolar TL'deki bu aşağı yönlü harekete çok fazla inanmıyoruz ve yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği görüşündeyiz. Küresel piyasalarda yeniden bu hafta tekrar dolar lehine bir fiyatlama gösterebilir. Avrupa'daki zaten siyasi riskler, belirsizlikler malum. Amerika tarafındaki ekonomik görünüm malum. Cuma Black Friday'ydi biliyorsunuz. Orada da resmi rakamları açıklanmasa da online satışlar gösteriyor ki geçen yılın yaklaşık %20 üzerinde bir satış gerçekleşmiş. Bu da açıkçası ekonomideki canlılığın artmış olması açısından önemli bir gösterge olarak ele alınabilir. Petrol tarafına biraz değinmek lazım. Şu anda Brent 47 doların hafif üzerinde, WTI 46 doların aşağısına düşmüş durumda. Fiyatlamalar oldukça karışık. Suudi Arabistan'ın arz kesintisine gerek olmayabileceğine dair beyanatları var. Yine OPEC üreticileri arasında görüş ayrılıkları ayyuka çıkmış durumda. Bugün bir ön görüşme var. 30 Kasım'da da Viyana'daki resmi toplantıda arz kotası ciddi bir şekilde ele alınacak. Ancak şu anda arz anlaşmasına yönelik beklentilerin oldukça karışık olmasından dolayı biraz dalgalanma içerisinde ve bu trend tabii ki 30 Kasım'da gelecek nihai kararla oluşacaktır düşüncesindeyiz.